Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz basit makineler. Fiziğin bir konusu biliyorsunuz. Kaçıncı sınıf konusu? 11. sınıf konusudur. Sınavlarımızda AYT'de sorgulanır. Peki. Basit makineler ne işe yarar? Dediğimiz anda bunun ilk cümlesi nedir? İşlerimizi yapmamızı kolaylaştıran araçlardır. Yani iş yapmamızı kolaylaştıran araçlara biz ne diyoruz? Basit makine diyoruz. Günlük hayatımızda her zaman kullanıyoruz. Fakat basit makineler iş yapma kolaylığı sağlarken yanlışlıkla şu cümleye bakın. Enerji kazancı sağlamazlar, iş kazancı sağlamazlar. Bak, iş yapma kolaylığı sağlarlar. Basit makineler kuvvetten kazandırabilirler, yoldan kazandırabilirler ya da kuvvetten kaybettirirler ya da yoldan kaybettirirler. Ama eğer kuvvetten kazandırıyorsalar aynı oranda yoldan kaybettirirler. Yoldan kazandırıyorsalar bu sefer ne yapacaklar? Kuvvetten kaybettirecekler. Yani yapılan iş, fizikteki yapılan iş ne demekti? Kuvvet çarpı yer değiştirme, kuvvet çarpı yol. Kullandığımız bir basit makina eğer kuvveti yarıya indiriyorsa, yani ben bir düzenek kullandım, kuvveti yarıya indirdi. O zaman kesinlikle yol iki katına çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi burada ne oldu peki? Yapılan iş değişmedi. Kesinlikle iş kazancı sağlamazlar. Bunu aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Kuvveti 5'te 1'ine indirirse eğer yolu 5 katına çıkarıyor. Bakın yapılan iş hep ne oluyor? Aynı olmuş oluyor. Kuvvetten kaç kat kazandırırsalar aynı oranda yoldan kaybettirirler diyoruz. Peki. Şimdi bunları teker teker göreceğiz. Birinci olaraktan kaldıraçlar diyoruz. Bir, kaldıraçlar. İşte kaldıraçlar sayesinde biz çok ağır cisimleri yerlerinden kaldırabiliriz. Normalde kaldıramadığımız bir cismi kaldıraç kullanarak ne yapabiliriz? Yerinden kaldırabiliriz, hareket ettirebiliriz. Peki bunların da işte destek, ortada, kenarda gibi modellemeleri var. Şöyle bir şey olsun mesela. Şurayı şöyle bölelim. Şurada bir P cismi koydum. Şurada F kuvveti uyguladım. İşte bakın bir kaldıraç çizdim. Peki F ile P arasındaki ilişki nedir? Bize sorduğu soru bu. İşte desteğin olduğu yere göre tork alıyorum bakın. P yüküm böyle çevirirken F kuvvetim böyle çeviriyor. F çarpı 4 eşittir P çarpı 1'den. F eşittir ne çıkacaktır buradan? P bölü 4. Yani ben P kadarlık ağırlığı P bölü 4'te kaldırabiliyorum. Tabii ki bu iyi bir şey olmuş oluyor. Niye? Ben P'den daha az bir kuvvet uygulayarak bunu kaldırıyorum, değil mi? Peki ne kadar az? İşte bak P bölü 4'te kaldırıyorum ya. 4 kat kuvvetten kazanmış oluyorum. Yani şuradaki sayı arkadaşlar, şuradaki sayı ne oluyor? Kuvvet kazancı olmuş oluyor. Ben kuvvetten 4 kat ne yaptım? Kazandım. Ama arkadaşlar aynı şekilde yoldan da kaybettireceğim. Peki kaç kat kaybettireceğim? 4 kat kaybedeceğim. Bu şekilde birbirini dengelemiş oluyor. Peki bu olay nasıl oluyor? Ben bu F kuvvetini bir miktar yukarı doğru çeksem bakın şöyle bir sistem olacaktır. Doğru mu? Peki işte şurada ben şu P yükünün yükseldiği miktara H dersem eğer üçgenlerin benzerliğinden burası ne olacaktır? 4H olacaktır. Bakın ben kuvvetimi 4H yol aldırmışım. P yükü ne kadar yukarı çıkmış? 1H. Peki yoldan karım mı var, zararım mı var? Zararım var. Kaç kat zararım var? Kaç kat kaybediyorum? 4 kat kaybediyorum. Ama kuvvetten 4 kat kazandığım için o onu ne yapmış oluyor? Dengelemiş oluyor. Peki, destek ortada olabilir, değil mi? Şöyle olsun mesela, şöyle çizelim. Şöyle yine 4 bölme olsun ama desteğimiz neredeymiş? Burada olsun. Bu sefer P yükünü buraya koyuyorum. Kuvveti de buraya uygulayayım. İşte F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize soracak. Bu noktaya göre desteğin olduğu yere göre tork alırsam P böyle çeviriyor, F böyle çeviriyor. Dengede olduğu için bunların torkları birbirine eşit. F çarpı 3 eşittir P çarpı 1'den. F eşittir ne çıkacaktır buradan? P bölü 3. Peki kuvvetten kazan sağladım mı? Evet sağladım. Kaç kat kazan sağladım arkadaşlar? 3 kat. Kuvvetten 3 kat karım oldu. Ama buna karşılık yoldan da 3 kat ne yapacağım? Kaybedeceğim. Peki nasıl olacak bu durum? Ben bunu böyle aşağı doğru bir miktar çekersem bakın böyle bir şekil meydana gelir. Eğer bunu H kadar yukarı kaldırırsam üçgenlerin benzerliğinden bakın bu küçük üçgen büyük üçgene benzer. Bura ne kadar olur? 3H olur. Yani ben aşağı doğru 3H çekiyorum. O zaman P yüküm ne yapıyor? Yukarı doğru biraz çıkıyor. Kuvvetten 3 kat ne yapıyorum? Kaybetmiş oluyorum. İşte
Kaldıraç dediğimiz dava bu olmuş oluyor. Birinci basit makinamız kaldıraç. Bunu tork konusunda da zaten denge konusunda aynısını görüyoruz. İki diyoruz arkadaşlar şimdi. Makaralar. Arkadaşlar makaralar da bir basit makina türü. İki çeşit makinamız var. Birincisi sabit makara, ikincisi hareketli makara. Sabit makara dediğimiz hemen şöyle A diyelim işte sabit makaralar. İşte şuraya bir makara çizdim bakın. Duvara bağlıyorum bunu. Gördüğünüz gibi bu burada sabit yani aşağıda inmez yukarıda çıkmaz değil mi? Böyle bağladım. İşte şuraya bir P yükü asalım. Bunu da F kuvvetiyle şöyle dengeleyelim. Bize sorduğu soru şu. F ile P arasındaki ilişki nedir? İşte buradan da gördüğünüz gibi F kaç P'dir dediğim zaman 1 P'dir diyorsunuz değil mi? Direkt olarak. Yani neden? İpin iki ucundaki gerilmeler birbirine eşittir. Ya da şuraya göre tork alırsanız bakın P çarpı R, F çarpı R'den F eşittir 1 P çıkacak. Peki. Ben burada P kadarlık yükü, P kadarlık kuvvetle dengelemişim. Kuvvetten bir kazancım var mı? Yok. Çünkü P kadarlık yükü, P kadar kuvvetle dengelemişim. O zaman yoldan da kaybım olmayacak. Ben bu ipi aşağı doğru H kadar çekersem bakın. O zaman benim P yüküm ne kadar yukarı çıkar? H kadar çıkar. Çünkü kuvvetten kazanmadım, yoldan da ne yapmıyorum? Kaybetmiyorum. Peki buna karşılık bu makara kuvvetten kazandırmıyor, yoldan da kaybettirmiyor. Ne işe yarıyor diye düşünecek olursak. Yani sonuçta bu da bir basit makine ve yararlı bir alettir arkadaşlar. Kuvvetin yönünü değiştiriyor. Bakın ben aşağı doğru çekiyorum, o ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Yani bu bile önemli bir şeydir arkadaşlar. Siz bir inşaata diyelim ki bir torba çimento çıkaracaksınız. Nasıl çıkaracaksınız bu çimentoyu? Sırtınız alıp çıkarmanız lazım. Ya da böyle bir makara sistemi kurup çıkaracaksınız. Sırtımı alıp çıkarırsam ben bir torba çimentoyu çıkarıyorum yukarı. Ama kendimi de çıkarıyorum. Bir torbada ben varım. Ne yapıyor o zaman? İki torba çıkarmış oluyorum yani. Ama bakın burada ne yapıyorum peki? Ben böyle bir sistem kurdum. Apartmanın tepesine, inşaatımın tepesine. Buradan bunu çektiğim zaman bu ne yapıyor? Yukarı doğru rahat bir şekilde çıkıyor. Basit makinelerde bu makaralar diyoruz ki ne yapar peki? Sadece kuvvetin yönünü değiştirirler. Kuvvetten kazandırmazlar, yoldan da kaybettirmezler. Peki. B diyoruz şimdi. Hareketli makaralar. Hareketli makara. Arkadaşlar asıl problemli olan budur. Bunu söylemiş olayım size. Yani burada çok problem çıkar. Çok soru sorulur daha doğrusu. İşte şöyle bir makaramız olsun. Şöyle F kuvvet uygulayayım ben. Ben bu F kuvvetini yukarı doğru çektiğim zaman makara da yukarı doğru çıkacaktır. Bakın makara bir yerde sabit değil. O yüzden biz bunlara hareketli makara diyoruz. İşte şuraya da ben bir P cismini asayım şöyle. İlk sorumuz şu. F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Makara ağırlığı önemli değil. Birinci tip sorularda böyledir. Makara ağırlığı önemsizdir. Daha sonra makarayı ağırlıklı da yapacağız yani. Peki. Makaralar önemsiz. Makara eşittir sıfır. Şöyle diyorum. P yükünü iki tane ip taşıyor diyorum. İkisi de aynı ip olduğu için yarı yarıya bölüyorum. P'yi ikiye bölüyorum. P bölü 2, P bölü 2. Peki F'im ne kadardır diye sorduğu zaman ne diyorum işte? P bölü 2'dir diyorum. Bunu böyle çözebildiğim gibi şöyle de çözebilirim. Bu ipe F kuvvetini uygulamışım. Burası da F olmuş oluyor. Aynı ip yani. Dengede bu şekilde kaldığına göre yukarı kuvvetlerle aşağı kuvvetler birbirine eşit olmalı. Yukarı doğru 2 F'im var. Aşağı doğru P'miz var. F'i ben buradan çektiğim zaman ne çıkacaklar? F eşittir P bölü 2. Bakın ister öyle çözün ister böyle çözün. Böyle daha pratik oluyor. P 2 taşıyor diyorum. P bölü 2, P bölü 2 diyorum. Peki kuvvetten kazandım mı? Evet kazandım. Ne kadar kazandım acaba kuvvetten? Kuvvet kazandım kaç kat? 2 kat. Buna karşılık yoldan kaybedeceğim. Kaç kat kaybedeceğim? 2 kat kaybedeceğim. Yani şunu demek istiyorum. Ben bu ipi yukarı doğru H kadar çeksem. İpi H kadar çekersem P yüküm ne kadar çıkar? Soru bu. Bir kere kuvvetten kazandığım için yoldan kaybedeceğim. Zararım olacak yani. H kadar çekiyorum. O zaman zararım olacak diyorum. Daha az çıkacak. Peki ne kadar az çıkacak dediğim zaman bunun cevabı ne oluyor? H bölü 2. İpi H kadar çekersem P yüküm ne kadar çıkar? H bölü 2 çıkar.
Arkadaşlar bu ilişkiyi anlamak önemli. En çok burada hata yapıyoruz yani. Peki nasıl oluyor bu olayda? Yani ben haş kadar çekmeme rağmen o nasıl oluyor da haş böyle ki çıkıyor? Benim buradan çektiğim haş kadar ipi hem bunu yüksel bu taraftaki ipi çekmiş olacağım hem de bu taraftaki ipi çekmiş olacağım. Yani çektiğim ipin yarısı buna gidiyor, yarısı buna gidiyor. Dolayısıyla bu fazla yükselemiyor. Böyle düşünebilirim. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim size. Diyorum ki ben bu makarayı alsam, bak hiç ipi çekmiyorum, alsam elimle şuraya koysam diyorum. Efendim ne kadar yukarı koydum işte, haş bölü 2 kadar yukarı koyduğumu kabul etsem. Makarayı elimle alıyorum, haş bölü 2 kadar yukarı koydum. Peki ne kadar ip boşa çıkıyor? Sol taraftan haş bölü 2 çıkıyor, sağ taraftan da haş bölü 2 çıkıyor. Bu ipin tekrar bu makaraya değmesi için ben bunu ne kadar çekmeliyim? Bir haş kadar çekmeliyim. Bilmiyorum anlatabildim mi acaba? Yani bakın bu makarayı buradan alıp buraya koyduğum zaman bu taraftaki ip de boşalıyor, bu taraftaki ip de boşalıyor. Ben bunların hepsini ne yapacağım bu ipi tekrar makaraya değmesi için? Buradan çekeceğim. Yani hem bunu çekiyorum hem bunu çekiyorum. Yani buradaki davamız da böyle olmuş oluyor. Bu makaraları, bu temel makara sistemidir. Bunu çoğaltaraktan devam ediyor. Mesela nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Böyle bir makaran var diyor. Bir de böyle bir makara koyuyor. Tamam mı? Buraya da P'yi astım diyor. İşte diyor ki bize F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Ben şimdi bunu tabandan başlayarak gidiyorum arkadaşlar. P'yi kaç ip taşıyor? 2 ip taşıyor. 1, 2. O zaman 2'ye bölüyorum. P bölü 2, P bölü 2. Peki bu P bölü 2'yi kaç ip taşıyor diyorum. Yine 2 ip taşıyor hocam diyorsunuz. O zaman bir kez daha 2'ye bölüyorum. P bölü 4, P bölü 4. Bizim sorumuzda zaten F'i soruyordu. F'in cevabı ne çıkıyor? P bölü 4 olarak çıkıyor. Ya da bu soruyu şöyle de çözebilirim. Üstten gelerek çözüyorum bakın şimdi. Bu F ise bu da F mi? Evet hocam diyorsunuz. 1F, 1F daha 2F. O zaman şuradaki kuvvetim kaç F? 2F. Şurası da 2F oluyor o zaman. Aynı ip ya. O zaman şunu şuradan ayırıyorum. Bakın şöyle ayırdım. Yukarı doğru 4F, aşağı doğru P. F'i buradan çektiğim zaman ne çıkacaktır? P bölü 4 çıkacaktır. Yani bakın aynı sayıyı bulmuş oldum. Peki kuvvetten kaybım mı var, kazancım mı var? Temel soru bu. Kazancım var. Ben P kadarlık yükü P bölü 4 de kaldırıyorum. Kaç kat kazanmışım? 4 kat kazanmışım. O zaman yoldan 4 kat kaybedeceğim. Ne demek şimdi bu? Ben bu ipi yukarı doğru haş kadar çekersem, bakın şöyle diyorum, ipi haş kadar çekersem benim P yüküm ne kadar yukarı çıkar? Cevap ne oluyor? Zararım olacak. Kaybedeceğim diyorum. Zararım olacak. Haş bölü 4 olmuş oluyor. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz yani. Hani ben bunu haş kadar çektim ya, bu makara haş bölü 2 çıkar. Yani şunu haş bölü 2 kadar çekiyorum. Bunu haş bölü 2 çekersem bir daha 2'ye böleceğim. O zaman bu ne kadar çıkar? Haş bölü 4 kadar çıkar. Olmuş oluyor. Peki şöyle olsun sistemimiz. Abartıyorum işi. Şöyle bir makara sistemi kurdum işte. Gördüğünüz gibi. Ve şuraya da P'yi astım. F ile P arasındaki ilişki nedir? Sorumuz bu. Makara ağırlıkları yok. İstersen ben üstten aşağı yazarak da gelebilirim. Ya da alttan yukarı dağıtarak da gidebilirim. Fark etmez, ikisi de aynı şey. Alttan yukarı doğru gitmek daha kolaydır tabii ki. İşte bakın buradan P'yi kaç ip taşıyor? 2 ip taşıyor. P bölü 2, P bölü 2. P bölü 2'yi 2 ip taşıyor. P bölü 4, P bölü 4. P bölü 4'ü de 2 ip taşıyor. O zaman ne oluyor burası? P bölü 8, P bölü 8. Bunu da 2 ip taşıyor. P bölü 16, P bölü 16. P bölü 16'da 2 ip taşıyor. O zaman burası ne oluyor? P bölü 32 olmuş oluyor. Eğer yukarıdan da aşağı doğru yazarak gelseydim yine aynı şeyi elde edecektim. Ne çıktı o zaman cevabımız? F eşittir P bölü 32. Peki bunun anlamı ne arkadaşlar? Kuvvetten 32 kat kazandım. Kuvvet kazancım 32 kat. O zaman yol kaybım da 32 kat olacak. Peki diyorum ki ipi ben, ipi demeyeyim bu sefer tersten sorayım. P'yi H kadar yükseltmek için bak bak. Bunu H kadar yükseltmek için ne kadar çekmeliyim, ipi ne kadar çekmeliyim? Muhakkak ki daha çok çekmeliyim çünkü zararım olacak. Kaç kat zararım olacak? 32 kat. O zaman ben bunu 32 H kadar çekmeliyim.
Yani dava böyle olmuş oluyor. Üstten yazsam da aynısı olacak da. Bunun bir modeli de şöyle var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle tersten çiziyor şu şekilde. İşte şurası da F olsun. Şöyle bir sistemimiz olsun mesela. İşte diyor ki burada buna da T diyelim mesela. F ile T arasındaki ilişki nedir gibi soruyor. T ile P arasındaki ilişki nedir diye böyle sistemler oluyor. Veyahut da buraya F'i uygulayabiliyor yani. İşte artık F dersiniz, T dersin, artık ne derseniz yani. Ben bir kere T dedim, T olmuş olsun. T ile P arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi bir kere şöyle diyorum. Bu T ise bu da T'dir diyorum. Peki 1T bu, 1T bu ne yaptı? 2T. O zaman şurası kaç T'dir? 2T'dir. Geliyorum bakın şimdi burası da kaç T'dir? 2T'dir diyorum. O zaman bunları buradan ayırıyorum bakın. Aşağı doğru P, yukarı doğru kaç T? 4T. T'yi buradan çektiğim zaman ne çıkacaktır? P bölü 4 olarak çıkacaktır. Kuvvetten kaç kat kazanmışım? 4 kat kazanmışım. O zaman yolda ne yapacağım? 4 kat kaybedeceğim. Oluyor. Peki arkadaşlar şu modeller var bir de. Şu şekilde sorular var. Adam şöyle çiziyor işte. Efendim diyor ki F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Makara ağırlıkları yok yine. F ile P arasındaki ilişki nedir? İşte arkadaşlar şurası F ise bakın aynı ip geldiği için burası da F diyorum. Burası 2F. Burası da kaç F? 2F. O zaman bu P yükünü buradan ayırıyorum bakın. Yukarı doğru 3F, aşağı doğru P. F eşittir ne çıkıyor buradan? P bölü 3 olaraktan çıkmış oluyor. Dava bu. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi öbür sorularda P'yi dağıtarak gitmiştim bakın. Şöyle düşünsem eğer P'yi 2 taşıyor. Yarısı buna, yarısı buna dersen, P bölü 2 dersen bakın burası ne geliyor? P bölü 2 geliyor. Ama sorunun cevabı ne? P bölü 3. Yani bu şartlarda bu ne oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Peki niye yanlış? Yani niye aşağıdan yukarı giderekten dağıtamıyorum? Çünkü bakın arkadaşlar ipler aynı ip değil. Bak bu ip ile bu ip aynı olmadığı için mecburen yukarıdan gelerek gitmem lazım. İşte bunu çoğaltalım mesela. Şöyle olsun diyelim. Yani aynı sistemi daha çok makara çiziyorum sadece. Başka bir esprisi yok yani. İşte yani canımın istediği kadar çizebilirim. Buraya P yükünü astım. Efendime söyleyeyim F ile P arasındaki ilişki nedir diyorum. Soru bu. Yani şöyle bir şey diyemeyiz. P'yi kaç ip taşıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ip. P bölü 6 diyemezsiniz. Niye? Bu ipler çünkü aynı ipler değil. O zaman ben bunları yazarak gitmeliyim. Eğer bu F ise burası da F. Peki bura F, F. Bura kaç F? 2F. Bura kaç F? 2F. Efendim burası 4F. O zaman burası da 4F olacak. Şurası 8F. Dönüyor geliyor burası 8F. Efendim burası 16F. O zaman burası da 16F. Burası 32F. Burası da kaç F? 32F. O zaman ben bu P yükünü buradan ayırıyorum bakın. Aşağı doğru P, yukarı doğru kaç F var? Şuradan başlayayım. 32, 48, 56, 60, 62, 63F. F eşittir ne çıkar buradan? P bölü 63. Peki kuvvetten bir kazan sağladım mı? Evet sağladım. Kaç kat sağladım? 63 kat sağladım. Diyorum ki şimdi ben P yükünü H kadar yukarı çıkarmak için ipi ne kadar çekmeliyim? 63 H kat çekmeliyim. Bak 63 kat zararım olacak. Bir diğer soru da şöyle soruyor arkadaşlar. Diyor ki mesela 630 kilogramlık bir yükü ne kadarlık kuvvette kaldırabilirim? Ya ben buraya 630 kilogramlık bir yük bağladım. Ne kadarla kaldırırım? F eşittir. Hani P bölü 63 diye bak. O zaman ben buraya ne yazıyorum? 630 bölü 63 diyorum. O zaman ne çıkıyor bakın? 10 kilogram kuvvet çıkmış oluyor. Yani bu da böyle bize sorulabiliyor yani. Peki şöyle olsun. Böyle çizmiş adam mesela. Diyor ki F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. İşte birlikte yapalım şimdi. P'yi makara ağırlığı yine yok diyorum henüz. Makaralar sıfır diyorum.
P'yi kaçıp taşıyor? 2 taşıyor. P bölü 2, P bölü 2. P bölü 2'yi kaçıp taşıyor? 3 ip taşıyor. P bölü 2'yi 3'e bölüyorum. Ne çıkıyor oradan? P bölü 6 çıkmış oluyor. Ya da yukarıdan gelirsem bu F ise bu da F diyorum. E burası da F. Bakın yukarı doğru kaç F çekiyor? 3 F. O zaman bura 3 F. E burası da 3 F. Yukarı doğru 6 F eşittir aşağı doğru P. F eşittir ne çıkar buradan? P bölü 6 olaraktan karşımıza gelmiş olur. Yani ben ipi eğer H kadar çekersem yukarı doğru değil mi? İpi H kadar çekersem P'miz ne kadar yukarı çıkar? H bölü 6 kadar yukarı çıkar. Peki şöyle bir örnek tipi çizeyim arkadaşlar size. F ile P arasındaki ilişki nedir? Sorumuz bu. F kaç P'dir? İşte arkadaşlar bakın burada. Bu P takip ediyor mu ipi? Ya da buradan başlayalım. Bu F ise bu da F'tir. Bu da F'tir. Bu da F'tir. Bu da F'tir. Bu da F. Bu da F. Ve ne çıkar? F eşittir P çıkar. Bakın. Yani hiç hareketli makara yok. Hiç kuvvet kazancım yok. O zaman F ile P birbirine eşit olmuş oluyor. Ben ipi H kadar çekersem P yükümde ne kadar çıkar? H kadar çıkar. Aynı soruyu şöyle düzenlesem mesela. Şunları şöyle birbirine bağlıyorum ve şuraya bir P yükünü asıyorum. Sorumuz böyle olsa mesela. F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize sorsa. Şimdi bir kere buradaki iplerin hepsi aynı ip bak. Aynı ip geliyor, geliyor. Hepsi aynı değil mi? Burası F ise bu da F. E burası da F. Burada F. Burada F. Burada F. Peki yukarı doğru kaç F var sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 F. Yukarı doğru 6 F aşağı doğru P'den. F eşittir ne çıkar buradan? P bölü 6. Bak burada hareketli makara. Bunlar hareketli olduğu için kuvvet kazancı sağlıyor. Ama burada sabit olduğu için kuvvet kazancı sağlamamış oluyor. Şimdiye kadar çözdüğümüz sorularda arkadaşlar makaraları sıfır kabul ettik. Ağırlıksız kabul ettik. Ama bazı soru tiplerinde biliyorsunuz makaralar ağırlıklıdır. Yani gerçekte de ağırlıklıdır ama onu ağırlıklı kabul edilir. Peki makara ağırlıklıysa ne yapacağız? Makara ağırlığına hesaba katacağız yani yapacak başka bir şey yok. Mesela şöyle olsun. Şuraya bir P yükünü astım. Ama diyor ki bana makara da P'dir diyor. E bu şartlarda F ile P arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. E o zaman makarayı da hesaba katıyorum. Burası makara da 1P şöyle olmuş oluyor. Bu F ise bu da F diyorum. Peki o zaman ne oluyor? Yukarı doğru 2F aşağı doğru P artı P yani 2P. F eşittir kaç P çıkar? 1P. Böyle soruyor. Peki yol kayıp ya da kazancını nasıl hesap edeceğim arkadaşlar? Yani ben bunu H kadar çekersem, ipi H kadar çekersem P yüküm ne kadar çıkar? Bu sorunun cevabı arkadaşlar yine H bölü 2'dir. Yani bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor P kadarlık yükü P kadarlık kuvvetle dengeledik. Yani kuvvet kazancı yok o zaman yol kaybı niye var diye soruyorlar. E şimdi burada yani ben önce şöyle düşüneyim. H kadar ipi çektiğim zaman bu ipin yarısı buna yarısı buna gidecek kesinlikle. Yani H bölü 2. Peki buradan niye böyle oluyor? Ben aslında P kadarlık yükü dengelemiyorum. Bak 2P'yi P ile dengelemişim. P kadar yüküm var. P'de makaram var. Ne etti? 2P. 2P'yi 1P ile dengelemişim. E kuvvet kazancım var. 2 kat kazanmışım. 2P'yi 1P. O zaman yoldan ne yapacağım? Kaybedeceğim. Onun için bu tip sorularda eğer bize yol kayıp ya da kazancını soruyorsa makara ağırlığına bakmadan direkt ipleri sayaraktan gidiyoruz tamam mı? H kadar çektiysen bu ne kadar çıkar? H bölü 2 çıkar. İşte bunu çoğaltayım mesela. Şöyle yapıyor adam. Buraya F koydum diyor. Bura P olsun diyor. Peki makaralar da bir P'ymiş diye soruyor. F ile P arasındaki ilişki nedir diyor. Hatta bu sefer de alttan yukarı yazaraktan gidelim bakalım. P bu. E P'de makara 2P. 2P'yi kaç ip taşıyor? 2P. E P bu.
P'de makaram kaç P? 2P. 2P'yi kaç ip taşıyor? 2 ip taşıyor. P, P. F kaç P'dir diyorum? 1P'dir diyorum. Peki F eşittir 1P çıktı. Ben ipi, yani ip derken şunu kastediyorum. H kadar çekersem arkadaşlar, P yüküm ne kadar çıkar? Bu sorunun cevabı ne olacak? H bölü 4. Yani şöyle demiyorum. P'ye kadar yük, P'ye kadar kuvvetle dengelemişim. Hiç kayıp olmayacak demiyorum yani. Aslında ben makaraları da dengelemiş oluyorum. Arkadaşlar bir de şöyle tip sorular var. Aralara da yükler asıyor. Şimdi bir tane de öyle bir örnek çözelim. Böylece makaraları bitirmiş olalım. Şöyle yapıyor mesela. Fazla abartmayayım. Burada F kuvvetini uyguladım. Bu P ymiş. Makaralar da bir P ymiş. Şuralara da yükleri astım şöyle. Şuraya da koydum bir tane. Şuraya da koydum. Hatta bir tane şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Şuraya F olsun. Bir de şuraya koydum. 1P olsun. Makarada 1P dedim. Şuraya 2P diyorum. Şuraya da 3P diyorum. Şunlar da 4P olsun şurada. Şurada 5P olsun. Peki sorumuz şu. F kaç P'dir? Şimdi arkadaşlar eğer bunu yukarıdan aşağıya geleyim derseniz oldukça karışık yazmanız lazım. Yani çöz çıkar mı? Çıkar. Ama bu tip sorular aşağıdan yukarı gitmek daha rahattır. O yüzden öyle yapalım. Şimdi diyorum bu 1P. Makara da 1P. Ettim 2P. 2P'yi kaç ip taşıyor? 2 ip. P, P. P bu. 2P daha. Ne yaptı? 3P. 1P de makara. Ettim 4P. 4P'yi 2'ye böl. 2P, 2P. Şurada 2P. 3P de bu. 5P. 1P de makara. 6P. 6P'yi 2'ye böl. 3P, 3P. Bak sırf şurası 3P. Peki F kaç P'dir diye sormuşum. 3P artı P. Yani kaç P çıkıyor böylece? 4P çıkıyor. Yani bunu da böyle yapabilirsiniz. Hatta bunu bir de şöyle yapayım arkadaşlar size ben. Burada şu yazılış şekli de önemli çünkü onu göstermek amacıyla yazıyorum. F'i buraya bağladım. Böyle olsun fazla abartmadan şöyle çizeyim. Bu 1P'ymiş. Makaraların da 1P. Efendim şuraya 3P astım. 3P asmadım. 4P astım. Şuraya da 3P astım. Şuraya da 1P astım. Şuraya da 4P, 5P astım. Şuraya da 6P astım. Zaten bunların bir önemi yok. Hiç o tarafa gitmiyorum bak. F ile P arasındaki ilişki nedir diye soruyorum. Yani sorumuz bu tekrar. Bak çözüyorum. P bu. P'de makara 2P. Kaç ip taşı 2? P, P. P bu. 4P daha 5P. 1P'de makara 6P. 2'ye böl 3P, 3P, 3P. 3P bu. 3P'de bu. 6P. 1P'de bu. 7P. 7P'yi 2'ye böl 3,5P. Şurası 3,5P. O zaman şurası da 3,5P bakın. 3,5P. Peki ben ise F'i soruyorum. F'i nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar bakın 3,5P yukarı doğru. Bizim P'miz ve F'imiz aşağı doğru. Aşağı doğrular yukarı doğrulara eşittir. Aşağı doğru kim var? F artı P yukarı doğru 3,5P. F eşittir ne çıkar buradan? 2,5P olarak çıkar. Bak burada F'i bulmak için 3P ile P'yi topladım. Burada ise F'i bulmak için 3,5P'den 1P'yi çıkardım. Niye öyle yaptım? Çünkü öyle geliyor yani. Dava bu.